Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Temmuz ayının 20'sinde Blue Origin firmasının gerçekleştirdiği ilk insanlı uçuştan bahsedeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi 4 kişi bu uçuşa katıldı. Bu kişiler Jeff Bezos, Blue Origin ve Amazon firmasının kurucusu Mark Bezos, Jeff Bezos'un kardeşi Mary Wallace ve Oliver Diemon. Mary Wallace, ABD'nin ilk kadın hava güvenliği müfettişi ve eski bir pilot ve uzaya giden en yaşlı kişi unvanını aldı. Ayrıca da Oliver Diemon 18 yaşında ve uzaya giden en genç astronot unvanını almış oldu. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Ve motorlar ateşlendi. Ekranın sol alt köşesinde uzay mekiğinin hızını, hemen onun yanında yerden yüksekliğini ve ayrıca da sağ alt köşede uçuşun başlangıcından itibaren geçen süreyi görebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi mükemmel bir dikey kalkışla hareketine başladı. Şu an ekranda aslında iki tane hareket görüyorsunuz. Yukarıdaki kapsül kısmı aşağıdaki hızlandırıcı kısımdan ayrılabiliyor ve yukarıdaki kapsül kısmının içerisinde de küçük bir roket bulunmakta. İnişte o roketi kullanarak inişini yavaşlatmaya yardımcı oluyor kapsülün içindeki bulunan küçük roket. Şu an yaklaşık 800 km saat hıza ulaştı. Buradaki sol alt köşedeki rakamı 1,5 ile çarparak kilometre bölü saate çevirebilirsiniz. İkinci rakamı ise yaklaşık 3'e bölerek yerden metre cinsinden yüksekliğini tahmin edebilirsiniz. Ve yaklaşık olarak şu an Carmen eğrisine ulaştılar. Ekranın sol tarafında roketin yerden yüksekliğini ve hangi aşamaları geçtiğini görebilirsiniz. Şu an sıfır yer çekiminin olduğu ortamda bulunmaktalar. Ve kalkıştan yaklaşık olarak 4 dakika geçmiş durumda. Şu an görebildiğim kadarıyla kapsül ve hızlandırıcı kısım birbirine ayrıldı ve bunlar tamamen birbirinden ayrı şekilde yer inecekler. Sol alt köşede gördüğünüz hız şu an sıfıra doğru yaklaşıyor. Yani sıfıra yaklaştığında artık belli bir süre havada askıda kalacaklar. Ve şu an sıfıra yaklaştı ve artık düşüşe başladılar. Şu an gördüğünüz gibi aslında sol alt köşedeki bar gitgide kısalmakta. Ekranın sağ tarafında kapsül ve hızlandırıcının ayrı ayrı indiğini görebiliriz. Öncelikle hızlandırıcı inecek, ardından da kapsül inişini tamamlayacak. Görüyorsunuz kameradan şu an inişini devam ettiriyor. Bütün motorları ateşledi. Duyduğunuz patlama sesi sonik patlamaydı. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz. Ve hatasız bir şekilde yere inişini tamamladı. Tabi burada önemli olan kısım kapsülün hatasız bir şekilde yere inmesi. Şu an kapsül geliyor. Kapsülün hızı yaklaşık olarak şu an 300 km saatin üzerinde. Öncelikle küçük paraşütleri ateşledi ve şimdi de büyük paraşütlerini açtı. Bildiğim kadarıyla şu an 3 tane paraşüt görmenize rağmen bu paraşütlerden 2 tanesi çalışmasa bile bir tanesinin etkisiyle kendisi yere çok iyi bir şekilde inebiliyor. Bu kapsülün ortasında küçük bir roket daha var ve yere vururken bu kapsül yere tam değerken bu küçük roketi ateşleyerek yere inişini yani çarpmayı yumuşatarak neredeyse yere sıfır hızda çarpmasına imkan sağlıyor bu küçük roket. Şu an hızı yaklaşık olarak 25 km bölü saat. Belki yere tam değerken toz bulutunu görebilirsiniz o küçük roketi ateşlediğinde kapsülün içerisindeki. Belki küçük bir toz bulutu oluşacak. Bakalım.
Gördüğünüz gibi yere değmeden önce küçük bir toz bulutu oluştu ve mükemmel bir iniş yaptı. Biraz sonra videonun ilerleyen kısımlarında kapağı açılacak ve Jeff Bezos ve kendisine eşlik eden 3 kişi kapsülden inecekler. Hem kapsül hem de hızlandırıcı yere mükemmel bir şekilde iniş yaptı. Ekranın sol üst köşesinde gördüğünüz kişi bu uzay mekiğini inşa eden, aslında çizimlerini yapan, tasarımını yapan kişi. İnşa eden demek doğru olmaz tabii. Tasarımını yapan kişi. Gerçekten onun için de gurur verici bir an olması gerekiyor. Jeff Bezos'a da kapı kenarından yer vermişler. Herhalde dükkan benim, kapı kenarında ben otururum gibi bir şey yapmış. Ve kapı açılarak uzaya seyahat eden astronotlar, artık astronot diyebiliriz, kapsülden dışarı çıktılar. Bu genç delikanlı 18 yaşında ve en genç astronot unvanını aldı. Bilmiyorum ileride bu kişiler astronot denilip denilmeyeceği konusunda, çünkü bence bir yeni bir düzenleme yapılacak herhalde uzay konusunda. Abisi de indi ve en yaşlı astronot unvanını alan Mary Wallace Funk da yeryüzüne ayak basmış oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu videoda size uzay seyahatini gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.